Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. Genel Tekrar serisinde Halk Edebiyatı'ndayız. Bugün bütün konular bitiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun, müjdeyi hemen vermiş olalım. Halk Edebiyatı'nın ardından inşallah Tanzimat'ı, ardından Servet Fünun, Fecaat'i, Milli Cumhuriyet derken bütün edebiyat dönemlerini atacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çekip çekip atıyorum. Bugün edebiyatı bitiriyoruz. Haydi arkadaşlar, Halk Edebiyatı'ndayız. Suyumuz yanımızda hazır. Ufak ufak yudumlaya yudumlaya gideceğiz. Halk Edebiyatı'nı, halkın edebiyatını, senin benim edebiyatımı konuşacağız. Bugün itibariyle ne konuşsak aklınızda kalacak. Çünkü o kadar az bir zaman var arkadaşlar. A desek unutmazsınız. O yüzden asla boş cümleler kurmadan, hiç gereksiz uzatmadan nokta atışla gidiyoruz. Arkamıza yaslanalım arkadaşlar. Halk Edebiyatı'nı konuşuyoruz. Sade bir dil akrostişiyle karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle halk edebiyatında neyi hatırlayacağız? Ya sazı hatırlayalım, sazı sazı. Sazı sözü hatırlayalım. Saz eşliğinde söylendiğini unutmayalım eserlerin. Aşk, tabiat, ölüm, kahramanlık bu arada. Kahramanlık konuları o kadar çok yer alacak ki belki de iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir dönemdir halk edebiyatı. Ve eserlerin Cönk adı verilen kitaplarda toplandığını da lütfen unutmayınız. Divan edebiyatında nasıl divan adı verilen kitaplarda toplanıyor eserler, halk edebiyatında da Cönk adı veriliyor bu eserlere. Dil oldukça sade, senin benim çok rahat anlayacağım bir şekilde hazırlanmış. Eserlerde yarım ve cinaslı uyağın kullanıldığını unutmayın. Özellikle yarım uyak demek halk edebiyatı demek, zengin uyak demek divan edebiyatı demek. Devam edelim. Başlıca arkadaşlar, anonim, aşık ve tekke olmak üzere 3 dönemde ele alındığını biliyorsunuz halk edebiyatının. İslamiyet öncesi Türk edebiyatının da adeta devamı niteliğindedir halk edebiyatı. Rutin olarak hece ölçüsünün kullanıldığını da lütfen unutmayalım. Düz yazı yok denecek kadar az. İlk örneklerinde kısmen sanatlı bir dil var. Sanatlı derken öyle lef ve neşir falan yapmıyor bu adamlar. Ne yapıyorlar? Teşbih vesaire. Tamam, birkaç örnekte sınırlı. Birkaç edebi sanatla sınırlı. Lirik şiirler ön planda. Yani biraz böyle coşkun bir dil var. Çünkü saz var hocam, saz. Gelin halk edebiyatının genel özellikleriyle ilgili bütün soruları yaptıracak anahtar bilgileri verelim arkadaşlar. Saz çok önemli. Sade, sadelik çok önemli. Dörtlük, lirik, cönk, yarım ve cinaslı uyak, hece ölçüsü ve şiirin egemen olduğu bir dönem olması müthiş anahtar kelimeler arkadaşlar. Lütfen unutmayalım, tamam. Arkamızı yaslanalım. Halk edebiyatında şov şimdi başlıyor. Anonim halk edebiyatı. Anonim akrostişiyle karşınıza gelecek. Açık, anlaşılır, oldukça sade bir dil dikkat çekiyor. Anonim ne demek hocam? Yazarı bilinmeyen eserlere anonim eser diyoruz biliyorsunuz. Ne zaman, nerede, kim tarafından yazıldığı, yapıldığı bilinmiyor. Oyunlar, masallar, bilmeceler, ninniler, aman Allah'ım delirtecek türden. Nazım birimi olarak dörtlük kullanılacak ve insanlığı yakından ilgilendiren aşk, ölüm, hasret gibi temalarda anonim halk edebiyatının olmazsa olmazlar arasında mensur parçalar anonimde ön planda arkadaşlar. Ninniler olsun, bilmeceler olsun, masallar, oyunlar olsun daha çok mensur bir tarzda karşımıza geliyor, dikkat çekici. Aşık tarzı halk edebiyatına geldiğimiz zamansa saz şairi akrostişimiz dikkat çekiyor. Sanatçılar eserlerini Cönk adı verilen kitaplarda toplayacaklar ve mutlaka bir bağlama olacak. Bağlama, bağlamasız söylenmez aşık tarzı halk edebiyatında, değil mi? Zamanla birçok aşığın eserinin de günümüzde şiirinin de anonimleştiğini söylemekte fayda var. Şiirlerde hece ölçüsü dikkat çekecek. Usta çırak ilişkisi olmazsa olmazlar arasında. Yani aşık adam o büyük ozan yanına alacak birisini, köy köy kasaba kasaba dolaşacak. O da yanında öğrenecek öğrenci de, değil mi? İnci diş, elma yanak, servi boy gibi çok fazla benzetme var. Hani divan edebiyatında mazlumlar var ya, halk edebiyatında da benzer şeyler kullanılmış. Rutin olarak dörtlük dikkat çekecek ve isimlerin geçtiği bölümse tapşırma, yani mahlas dediğimiz kısmaysa tapşırma adı verilecek. Bakın burada soru yatıyor arkadaşlar. Cönk, bağlama, usta çırak, tapşırma, çok önemli kavramlar bunlar. Olası bir boşluk doldurma sorusu harika olur. Aman dikkat, inşallah gelir yaparsınız. Dini tasavvufi Türk edebiyatı, halk edebiyatı, daha doğrusu tekke edebiyatını konuşacağız. Tekke ve dini akrostişlerimiz yine dikkat çeksin lütfen. Bu nasıl bir oktur Allah'ını seversen ha? Adam akıllı bir ok yap ya. Evet. Tasavvuf hareketinin başlatıcısı biliyorsunuz Ahmet Hoca, Ahmet Yesevi. Kendisi başlatacak bu dönemi adeta. Eserlerde Arapça Farsça etkisi dikkat çekecek. Aruz ve hece ölçüsünün bir arada kullanımı devam ediyor. Kamil insan, yani olgun insan, kendini gerçekleştirmiş insan bu dönemde asıl hedeftir. Eserlerde Allah aşkı da sıkça işlenecek, aman dikkat. Dil genellikle sade bir görüntüye sahip. İlahi, nefes, deme, devriye, şatiye, nutuk gibi nazım biçimi ve türleriyle karşılaşacağız. Nazım birimi olarak dörtlüğüne dikkat çekiyor. İslami ilkeler ise bu dönemde esas alındığını söylemek lazım. Şimdi halk şairlerini konuşacağız ama öncesinde küçük bir artistlikle başlamışız. Güzel bir taktikle. Oğullar sadece hece ölçüsüyle yazmış demişiz. Kör oğlu, Karaca oğlan, Dadal oğlu, oğlu ve oğulları dikkat. Hece ölçüsü sadece heceyle yazan
isimler olarak karşımıza gelmiş. Gelin isterseniz şu şairleri konuşalım arkadaşlar. Soruların geleceği kısımları konuşalım. Halk edebiyatından soru gelirse bakalım kimlerden gelir. Suyumuzu yudumlayalım da öyle devam edelim. Şükürler olsun. Evet, 16. yüzyıldayız. Köroğlu'ndayız. Köroğlu diyor ki benden selam olsun Bolu Bey'ine, çıkıp onu ağlara seslenmelidir diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yani Bolu Bey'ine kafa tutan birine. Benim de adım Köroğlu olsa ben de kafa tutarım. Yani Rüştü diye bir isim Bolu Bey'ine nasıl kafa tutabilir? Ya Rüştü kim? Rüştü ne ya? Nedir bu ya? Nasıl bir isim de? Bu isim hiç kafa tutacak bir isim mi? Ya ne bileyim, böyle Köroğlu dediğin zaman bir Karacaoğlan. Karacaoğlan'a gerçi kafa tutmamış da olsun. Dadaloğlu. Mesela benim adım Dadaloğlu olsa yemin ediyorum önüme gelene posta koyarım. Hayatta yani hiç kimsenin sözünü dinlemem. Ya o Dadaloğlu ya, bitti ya. Benim adım yeter olan derim yani, değil mi? Köroğlu da adının hakkını vermiş. Gerçekten adım Köroğlu olsa Bolu Bey'i, Molu Bey'i hiç dinlemem. Kesinlikle böyle çağırırım. Gel bakayım buraya derim, değil mi? Nidalı bir üslup tabii ki bende de olur. Tabii ki ben de koçaklama yazarım. Yiğitçe, kahramanca bir üslubum tabii ki olur. Adımın hakkını veririm ya. Sadece hece ölçüsü kullanırım tabii ki. Halk beni anlasın derim. Değil mi? 17. yüzyıla geldiğimiz zamansa en çok varsağı yazan şairi Karacaoğlan'ı göreceğiz. Karacaoğlan aşık birisi, en lirik şairlerden birisi, Türkmen kendisi ve güzellemeleriyle tanınacak. Tabii ki sadece hece ölçüsü kullanacak. Parantez içinde koşma demişim. Koşmanın bir türü olması dolayısıyla güzellemeler Karacaoğlan'da dikkat çekecek. 17. yüzyıla geldiğimizde yine 17. yüzyılda geveri çok önemli tabii. Divan edebiyat etkisi var kendisinde. Divan katibi olduğu için gezmiş dolaşmış. Toplumsal konu çok yok arkadaşlar onda. Medrese eğitimi alan şairimiz de hece ve aruzu birlikte göreceğiz. Aman dikkat. Hala 17. yüzyıldayız. Aşık Ömer bu dönemin en önemli isimlerinden, biliyorsunuz en çok eser veren isim. Divan edebiyat etkisi var kendisinde. Aşıkname ya da Şairname adı verilen bir eseri var. Kalem şairi, devrin üstadı biliyorsunuz. En çok yazıyor olması noktasında Koşma ve Semai örnekleri vermiş. Bir Yeniçeri şair hece artı aruzu kullanırken adli mahlasını kullanmasıysa çok dikkat çekiyor. Aşık Ömer çok güzel bir 2022 sorusu olur. Aman dikkat, ben şöyle yazayım da hazır olun arkadaşlar, olur mu? Ben çıkmayacak desem de artık unutmayacaksınız. Ne dersem diyeyim, şu konuşacağımız her şey aklınıza kalacak. İnşallah içiniz rahat olsun. 19. yüzyılda Dadaloğlu var. Dadaloğlu isminden belli, yiğitçe söyleyiş. İsminden belli varsa koşma destan yazdığı. İsminden belli divan etkisinin olmadığı. İsminden belli koçaklama yazdığı. Ve yine isminden belli ferman padişahın, dağlar bizimdir deyişi, değil mi? Bu söz de önemli ha. Bir yerlerde gelir karşınıza, dikkat. 19. yüzyılda Seyrani var. Seyrani hicileriyle tanınacak. Hece artı aruza devam edecek. Medrese eğitimi almış. Dolu dolu bir adam. Hiç boş bir adam değil. Devrin ileri gelenlerini de yermiş. Dinlememiş, affetmemiş. Nefi gibi bir şey yani. Halk edebiyatının nefisidir Seyrani. Bismillah. 19. yüzyılda Bayburtlu zihni eleştirileriyle tanınacak. Yetmeyecek. Sergüzeşt namesiyle, kitabı hikayeyi garibesiyle tanınacak. Yetmeyecek. Divanı zihnisiyle tanınacak hocam. 19. yüzyıl dertli, gel hocam sen de gel, koşma, taşlama, ne istersen var. Asıl ününü heceyle yazdığı şiirleriyle tanınacak. Bismillah tanığı kazanacak. Neyse konuşamadım. Hece artı aruz kullanıyor. Aşık Ömer ve Fuzuli etkisi var. Tabii ki divanı var, dertli divanı. Bismillah. 19. yüzyıl Erzurumlu Emrah. Erzurumlu Emrah'ı divan şiir etkisi olmasıyla tanıyacağız. Gezgin şair olmasıyla tanıyacağız. Fuzuli Baki Nedim etkisiyle tanıyacağız. Asıl ün kazandıran biçimlerin ise koşma ve semai olduğunu unutmayacağız. Divan-ı Emrah adlı eseri var. Eyvallah diyeceğiz. 20. yüzyıl. Günümüze yavaş yavaş geliyoruz. Gelmeden Aşık Veysel'i hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer sayesinde tanıdığımızı biliyoruz. Çiçek hastalığı nedeniyle gözlerini kaybettiğini biliyoruz. Aşık edebiyatının son büyük temsilcisi olduğunu söylüyoruz. Nasıl Şeyh Galip için divan şiirinin son büyük temsilcisi diyoruz. İşte Aşık Veysel Şatıroğlu için de aynı şeyi halk edebiyatında konuşacağız. Dostlar beni hatırlasın diyecek. Atatürk'e ağıt diyecek. Atatürk'le ilgili her şeyi Aşık Veysel'e atabilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Uzun ince bir yoldayım diyecek. Sade dil kullanacak. Lirik bir şair diyeceğiz. Gelin isterseniz aşıkları bir kenara bırakalım. Tekke edebiyatını konuşalım. Şu an yazı çok okunmuyor olabilir. Ben ekrandan çok net göremiyor gibiyim. Şöyle baktığım zaman aman aman görünüyor ama seslendireceğim. Yunus Emre, Yunus Emre gönül adamıdır. Yunus Emre bir mutasavvıftır. Yunus Emre ilahi türünde bir numaradır. Bir
Tapduk Emre'ye bağlıdır. Arı, yani sade, arındırılmış bir Türkçe kullanır. Sehli Mümteni örnekleri verir. Yani şiirleri böyle çok kolay, basit bir görünüme sahiptir ama yazılışı da öyle değildir ha, onu söyleyeyim. Dedirtecek şeydir Sehli Mümteni. Aruz artı Ece'yi görürüz onda. Divanı vardır. Risaletün Nushiyesi vardır. Nasihatler kitabı. Aman dikkat. Hoca Ahmet Yesevi, Yesevilik tarikatının kurucusu. Ahlaki dini hikmetler yazacak. Divan-ı Hikmet onun müthiş eseri. Akaidleri var. Yer altında bir odada yaşıyor 63 yaşından sonra, değil mi? Hazreti Muhammed'e bağlılığından, değil mi? Aman dikkat. Mevlana, Bismillah. Şems-i Tebrizi ile dostluğu bilinmeli. Tasavvuf düşüncesini en güçlü şekilde savunduğunu unutmayalım. Tüm eserlerini Farsça yazmış. O yüzden Mevlana demek Farsça demek ama yazamıyoruz. Farsça demek, dikkat, Bismillah. Sadece aruzu kullanıyor. Sevgi, hoşgörü, çağrısı yapıyor. O bile yeter bize hocam. Bismillah. Mevlevilik, aman, onun sayesinde meydanda. Belh şehrinde doğacak. Eserlerine baktığımız zaman Mesnevisi var. Divan-ı Kebiri var. Mektubatı var. Fihi mafihi var. Şöyle çık hocam yukarıya. Mecalisi sebası var. Yani var da var hocam, her şeyi var. İçiniz rahat olsun. Hacı Bektaş-ı Veli. Bismillahirrahmanirrahim. Bektaşilik kolunun kurucusu, değil mi? Horasan, Nişabur, onun adının geçeceği yerler. Nefes türünün en önemli isimlerinden bir tanesi. Velayetnamesi var. Bunun dışında makalat, besmele şerhi, şatiye, hadisi erbayın tercümesi, kırk hadis tercümesi. Aman ya Rabbim. Bir şair daha ne yapsın Hacı Bayram-ı Veli? 3-4 tane şiiri kalmış günümüze. Çok da eserinden bahsedemeyeceğiz ama Bayramiye kolundan bahsedeceğiz. Dinin emir ve yasaklarından çok fazla bahsettiğini söyleyeceğiz. Asıl adının ne alakaları demeyiniz sorularda gelebilir. Numan olduğunu söyleyeceğiz. Tasavvufi bir isim olduğunu da vurgulayacağız. Eşrefoğlu Rumi, Yunus Emre etkisi görülen en önemli isimlerden bir tanesi. İlahide bir numara Yunus Emre'yken iki numara Eşrefoğlu Rumi'dir. Ötesi yoktur. Bu iki isim dışında ilahi yazanı tanır mıyız? Tanırız tabii canım. Tanırız da bu ikisi çok önemli. Eşrefiye koluyla ön plana çıkacak. Aruz artı Ece onda da görülecek. Yalın bir dili var. Divanı var. Müzekkin Nüfus adlı eseri var. Bir yutkulalım, suyumuzu içelim. Evet. Kaygısız abdal. Hece artı aruz, eyvallah. Yani ne demek hocam? Heceyi de kullanmış, aruzu da kullanmış demek. Nefesleri var, mizahi, şatiye, yani inançlarla alaylı bir şekilde konuşma diyebileceğimiz şatiye örnekleri veriyor. Alaylı ve nükteli bir dili var. Yunus Emre etkisi var. Ya kim etkilenmez ki Yunus Emre'den? O dönemde yaşayıp da Yunus Emre'den etkilenmeyen var mı Allah aşkına? Yalın bir dili var. Budalaname, Muglatanname, Vücutname, Sarayname, Minbername, Dolapname, Salatname, Gevhername, Dilgüşa. Var da var. Onlarca eseri var. Geldik Pir Sultan Abdal'a, üstada. Coşkun bir dili var. Nefes dendi mi Pir Sultan Abdal üstüne tanımayız. Toplumsal konularda bir numaradır. Din dışı da yazar. Alevi Bektaşi tergahlarında. Aman dikkat. Çok çok önemli bir isimdir. Müthiş bir isimdir. Divan etkisi yoktur onda. Sadece heceyle yazmıştır. Bismillah, işte budur be. Hece hece hece. Köroğlu, Dadaloğlu, Karaca olan bir de Pir Sultan Abdal. Sadece heceyle yazan isimlerden, değil mi? Aman dikkat, aman dikkat. Geldik Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler diyor Erzurumlu İbrahim Hakkı. Değil mi? Bu dizeleri meşhur. Niyazi Mısri var biliyorsunuz. Malatyalı Niyazi Mısri, onun etkisi kaçınılmaz. Hem aruz hem ece var onda. Divanı var, ilahiname olarak da bilinen. Marifetnamesi var. Yahu Erzurumlu İbrahim Hakkı deyip de marifetname demeden olur mu? Değil mi? Bir kıyafetname örneğidir. Önemlidir. Niyazi Mısri, Malatyalı Niyazi Mısri. Tasavvufi bir isim, didaktik bir isim, öğretici. Hecar Taruz onda da geçerli. Divanı var. Şerh-i Nutki Yunus Emre var. Risale-i Vahdet-i Vücut var. Gelir mi gelmez ama yine de bilmenizde fayda var. Şimdi hocam, halk edebiyatının bütün şairlerini, yazarlarını eksiksiz konuştuk. Bismillah. Eyvallah. Şimdi zaten nazım biçimleri, nazım türlerinde konuşmuştuk, şiir bilgisi 1-2'de. Tamam. Sırada kitabımda normalde arkadaşlar edebi akımlar var. Hani buradan Tanzimat'a falan geçeceğiz. Ona yardımcı olması bakımından. Biz edebi akımları zaten anlattık arkadaşlar. Onu ver. Aradan çıksın dedik. Ne konuşacağız? Tanzimat'a geçeceğiz. Ben şimdi videoyu durduracağım arkadaşlar. Hemen ardından başlayacağım Tanzimat'a. Daha 5 dakika bile ara vermeden bunun net bir şekilde söyleyebilirim. Sonra da halk edebiyatı bu arada yükleniyor olacak. O yüklenecek, ardından Tanzimat gelecek. İçiniz rahat olsun. Bomba gibi gideceğiz. İnşallah bugün bütün konular bitiyor. Bir gün içerisinde 15-20 dakikalık videolarla bütün edebiyatı bitireceksiniz. Sözünü vermiş olalım. O zaman hadi Tanzimat'ta görüşürüz. Kolay gelsin.